DRT ekranlarında Haberi Merkez programından mutlu günler sevgili seyirciler. Bugünkü stüdyo konuğumuz AK Parti Deniz Milletvekili Sayın Nilgün Ök olacak. Kendisine tabii ki hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz davetimizi kırmadığınız için. Evet, ben size AK Parti Deniz Milletvekili olarak tanıttım ama birçok da görevi üstleniyorsunuz. Onlardan da bahsetmemiz gerekirse aynı zamanda Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısınız. Tanıtım ve Medya Başkanı, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyesisiniz ki bu noktada bugün konuşacağımız konularda tabii ki baş aktör ekonomi olacak. Ki tabii ki mecliste tatile girdi, yoğun bir meclis çalışma trafiği vardı. Onlardan şu anda Deniz'desiniz, Deniz temaslarınız devam ediyor. Bize Ankara'dan ne gibi notlar aktaracaksınız? İsterseniz başlangıcımızı buradan yapalım. Öncelikle meclis tatile girmeden önce her meclisin o yasama yılı bitiminden önce meclis böyle hırıl hırıl bütün kanunlar, teklifler son haftalara yayılır. Doğru, çok doğru. Bu sefer de yine öyle oldu son haftalarda. Özellikle 66 maddeden oluşan bir torba paketimiz vardı. Onun öncesinde yoğun bir şekilde ek bütçe, biliyorsunuz, evet, mecliste evet, ek bütçeyi meclis yaptık. Ek bütçe maratonu vardı. İşte askerlik kanunu, yargı paketi vesaire derken böyle artık son haftalarda yoğun bir şekilde çalışarak meclisi tamamladık 1 Ekim'e kadar. Herhangi bir olağanüstü bir süreç olmazsa meclis tatile girdi. Tabii biz de bu süreçte Denizli'de olmuş oluyoruz. Tabii son en çok bizim mesela konuşacağımız ek bütçe. Evet. Ek bütçe 1 trilyon 85 milyarlık milyarlık bir ek bütçe oldu. Bu tamamen işte bütçenin yetersiz kaldığı, bundan dolayı ödemelerin yapılmadığı, işte kredi kullanmak anlamında bir bütçe değil. Bu tamamen bütçenin fazla gelirlerin beklenenin üstünde olmasından dolayı, gelirlerden dolayı kaynaklanan bir ek bütçe yapma ihtiyacı doğdu. Dolayısıyla elde mevcut olacak olan öngörülen 1 trilyon küsürlük, 80 milyarlık küsürlük rakamı tamamen toplumumuzun refahını arttırmak, alım gücünü yükseltmek adına, vatandaşımıza daha sağlıklı dağıtmak adına böyle bir bütçeyi yaptık. Bunun sonucunda da yaklaşık mesela bu ek bütçeden 135 milyar TL'si bu vatandaşlarımızın biliyorsunuz enerji ve doğalgaz bedellerini, elektrik, ki son dönemde enerji fiyatlarının ciddi ediyoruz. Bir artış var. Oraya aktarılacak. Yine böyle tarım çiftçilerimize yönelik tarımdaki destek ve teşvik rakamlarını arttırıyoruz. Buradan da yaklaşık bir 47 milyar gibi bir ekstra rakam geliyor. Pardon, 37 milyar gibi ekstra rakam geliyor. 37 milyarı ona aktarılacak ki daha önceki bütçe döneminde de 46 milyardı bu. Yine işte 109 milyar TL'si bu ek bütçenin stratejik projelere, tamamlanması gereken projelere aktarılacak. Yaklaşık 44 milyar TL'si ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza alım güçlerini yükseltmeye yönelik yapılacak. Yine 216 milyar lirası personel ödemeleri. İşte emeklilerimiz için var 130 milyar TL gibi. Ki son dönemde ciddi evet, bir düzenleme evet, yapıldı. Evet. Yani böyle bütçeyi bu artan gelirlerdeki öngörülen fazla artıştan dolayı oluşan bütçeyi dağıtmak ve buradaki kamunun bunu vatandaşının menfaatine kullanmasına yönelik, dağıtımına yönelik bir bütçe hazırladık. O geçti. Sonra hemen torba yasamız oldu. Biliyorsunuz o 66 maddelik olan. İçinde 3600 ek göstergenin yer aldığı. Çünkü ki uzun zamandan beri de kamuoyunun gündeminde olan bir konuydu. Kesinlikle bir söz vermiştik. Özellikle polisli emniyet mensuplarımıza, öğretmenlere söz verdiğimiz üzere 3600 ek göstergeyi getireceğimiz noktasında ve bunu hayata geçirdik. Tabii bunun yanında ayrıca da diğer kamuda görev yapan memurlara yönelik her birinde 600 puanlık da
bir artış söz konusu oldu. Yine en düşük emekli maaşını biliyorsunuz 2500 liradan 3500 liraya çıkardık. Yine bu da torba o yasanın içerisindeydi ki böyle yaptığımızda yılbaşından bu yana emekli maaşında ya en düşükte %80'e varan bir artış oluyor. Tabii bu en düşük emekli maaşı 3500 dendiğinde bu en düşük emekli maaşları hem prim gün sayıları daha az olan ya bir de bir şekilde o zaman için çiftli sigortası gibi denmiş böyle çok düşük meblağlarla çok az prim ödeyerek emekli olmuş. Hani bir emeklilik olsun deyip böyle hak tanınmış vatandaşlarımıza ait olan emekli maaşları bunlar en düşük emekli maaşları ve buna bağlı olarak da aynı oranlarda işte %40'lara varan oranlarda emekli maaşlarında da artışlar söz konusu oldu. Yine kanun maddesinin içerisinde öğrenci affı vardı. Biliyorsunuz. Öğrenci affı da uzun süreden beri öğrencilerin beklediği bir süreçti. Benim o kanunda ayrıca eklenen bir madde en çok hani hoşuma giden oldu. Diyelim ki şimdi okula neden devam edemiyorsun? Bazı belki şartlar oluşmuyor, okula devam edemiyor olabilirsiniz ama bazen de bölümle uyuşamıyorsunuz. Yani siz üniversite sınavına giriyorsunuz işte 17-18 yaşında. Ben işte belki fizik okumak istiyorum diyorsunuz ki ama bir bakıyorsunuz ki fizik size göre değil de işte sosyal bilimler belki. Hakkı vekilim bizim zamanımızda biz tercihleri yapıp sınava girerdik. Şimdi dediğiniz gibi tercihlerini sonradan da yapabiliyorsunuz. Evet öyle bir şeydi. Şimdi bu getirdiğimiz hafta diyelim ki bölümünü beğenmediği için bırakanlara da bir imkan tanıyarak istedikleri bölümü değiştirme şansı veriyoruz. Yani ben işte çok matematik güzel. Değildi, ben fizik değil de matematik okumak istiyorum derse tercih ettiği üniversitenin matematik bölümüne ama puanı tutarsa o da tabii şu. Belli kriterler var. O yıl o bölüme giren en düşük puanlıdan daha yüksek olması lazım puanı. Yani tabanından daha yüksekse eğer aldığı üniversite sınavı puanı o yıllardaki istediği bölümü tercih etmesine imkan sağladık. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine şöyle baktığımızda kanunun içerisinde kredi garanti fonuyla ilgili bir düzenlememiz var. O da 50 milyar olan devlet kefalet oranını 50 milyardan 100 milyara çıkartıyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Kefalet göstermeden kredi kullanan, biliyorsunuz kredi garanti fonu o demek. Evet, o demek. Şirketler bankalardan kefalet göstermeden kredi devlet garanti altına aldığı için kredi kullanabiliyorlardı. Bunun limitini de arttırınca şimdi daha çok işverene kredi kullanabilme ya da iş sahibine, çalışana kredi kullanabilme imkanı tanımış oluyoruz. Bunun gibi birçok düzenleme içeren güzel bir paket oldu. Ki dediğiniz yılı gibi, tamamlamadan. Dediğiniz gibi hala da ekonomi konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle dediğiniz gibi pandeminin etkisi ve devamında Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte enerji maliyetlerine çok ciddi artışlar var. Tabii ki ne oldu bunun devamında? Tabii ki farklı bir yöntem uyguladık ama Merkez Bankaları'nın faiz arttırmasıyla enflasyonun geçici olmadığı anlaşıldı ve faiz arttırmaya gidildi. Ve önümüzdeki süreçte de Euro bölgesi dahil birçok dev ekonominde resesyona gireceği noktasında açıklamalar var ki siz bir ekonomistsiniz. Bu anlamda genel global anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii şimdi gerçekten bu pandemi sizin de söylediğiniz gibi 2 yıl dünyayı allak bullak yaptı. Evet. Aslında bu Çin'le Amerika Savaşı ile o aslında ki başlamıştı o 2018'ler. Evet. Bunu çok biliyorduk. Biz bunu diyorduk ki ekonomik savaşlar. Evet. İşte o 2017-2016 ticari savaşları. Yani o işte dedik ki demir çelikte birbirlerine uyguladıkları kotalarla vesaire. Pandemi mesela pandemi sürecinde düşünün Çin bütün dünyadaki kömürü toplamış. Yok yani. Bütün dünyadaki kömürü topluyor ki tamamen işte bu ülkeyi yani Amerika'yı vesaire zora sokup işte enerji kaynaklarıyla dünyayı bir sıkıntıya doğru sürüklemekte. Aynı keza yine Amerika-Rusya-Ukrayna savaşı. Yani Rusya-Ukrayna savaşına baktığımızda
Bu savaşın da bir şekilde kazananı yine Amerika oldu. Rusya hem ne oldu? Rusya'nın NATO'ya girmesi söz konusuydu. Savaşla birlikte Rusya'yı NATO'dan bertaraf etti. Bir taraftan sadece dediğiniz gibi Ukrayna, evet, Avrupa Birliği'ne girilmesine izin verdi. Evet, Ukrayna deseniz zaten Ukrayna'da kendisi için bir pazar oldu. Parmağında oynattığı bir ülke haline dönüşmüş oldu. O yüzden çok bu süreçte akıllı, dikkatli olmak gerekiyor. Biz de evet zor bir süreçten geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi. Bizde de biliyorsunuz 2018 yılında biz bir kriz yaşadık. Evet. Yani ekonomik darbe yaşadık. Trump hükümetiyle birlikte ekonomik darbe yaşadık ve dolarla ilgili artışlar oldu ki o süreçte biliyorsunuz birçok kongordatalar çıktı firmalarda. Bugün geldiğimiz süreçte ise bizim adımıza hani kıyasladığımızda mutluluk verici olan süreç, evet bugün yüksek bir enflasyon yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücüyle ilgili kaygılarımız var mı? Var ki bunu da öngörerek zaten asgari ücrette, işte emekli maaşlarında evet, ilk defa 6 ay sonra yine bir asgari ücret artışına gidildi. Uzunca bir süreçten dolayı. Ama bu Türkiye'nin uygulamış olduğu yanlış, yani bazen çünkü kamuoyunda böyle bir algı, işte bu Türkiye'nin uyguladığı, sadece Türkiye yanıyor, bitiyor, işte Türkiye'nin uygulamış olduğu yanlış ekonomik politikalardan dolayı değil. Bu tamamen dünyanın da içerisinde bulunduğu, ciddi dengelerin bozulduğu, işte Avrupa, Almanya Türklerle ilgili şöyle bir şey var, diyor ki, gidin kışınızı Türkiye'de geçirin, biz ayrıca ekstra bir fon yapalım. Yani evet, muhalefet size, tarafından öyle bir teklif size, verildi. Evet, size bir fon yapalım. Gidin çünkü doğal gazla ilgili enerjiyi, o arzı, o talebi karşılayamayacaklar. Yani şu an ciddi anlamda Avrupa bu Rusya'nın nasıl bir alternatif bir enerji arayışı içerisinde. Evet, arayışı içerisinde bilemediği için doğalgazla ilgili kamu spotları var. İşte nasıl doğalgazı daha az kullanırız, işte enerjideki. Çünkü enerjideki dışa bağımlılık. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda da biz enerji fiyatlarında çok ciddi artışlar oldu ama Türkiye kendi enerjisini kendi üreten bir ülke değil maalesef. Biz de enerjide, petrolde, doğalgazda dışa bağımlıyız. Evet, doğal gaz bulduk. Evet, Karadeniz'de. Karadeniz'de bulduk Akeza ama yani. Akeza Adana'da petrol rezervi konusunda Sayın Erdoğan açıklamalarda. Evet, yine var işte. Ama yani onlar hani çok az miktarlar. Yani yine fena değil. Karadeniz'deki bulunan doğal gaz 530 metreküp civarında. Yani, baktığımızda doğru. Bizim 2019'daki cari açığımızın işte 45 milyar doları enerjiden kaynaklanıyordu. Enerji sebebiyle. Ona baktığımızda orada bulduğumuz rezervler bunu kafa kafaya geliyor. Yani o anlamda güzel ama bunun işte işleme alınması etmesi 2013, işte 2014'ün başı gibi. 2013 yılında ilk inşallah gaz verilecek ama keşke tabii zamanında bugüne kadar o gazlar daha önce bulunsaymış. Yani o rezervler. Dolayısıyla dışa bağımlılıktan dolayı bizim de enerji fiyatlarımıza ciddi artışlar söz konusu. Ki biz bunu sübvanse etmemize rağmen bu yılki total enerji, yani 2022 yılı totaldeki enerji sübvansiyon tutarımız 241 milyar TL. Milyar TL. Evet, yani hesap ettiğimizde sübvanse, yani devlet 241 milyar TL'si tamamen enerji, doğal gaz ve elektrik faturalarının daha az yansımasına yönünde bir harcama yapıyor. Şimdi özüne baktığınızda tabii keşke bu fiyatlar artmasaydı da 241 milyarı bu farklı yatırımlarda kullansaydık. Şöyle yine ona gelmek istiyorum. Dedim ya 2018 daha ağırdı. İşte 2009 krizi vardı mesela dünyada. Onda insanlar işten çıkartılıyordu. Ama istihdam rakamlarımıza baktığımızda çok şükür istihdamla ilgili bir sıkıntı yaşamıyoruz. İşten çıkarmalar söz konusu değil. Dolayısıyla bu bizim için çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda bizim yeni Türkiye modeli dediğimiz büyüme, istikrar, ihracat ve istihdam odaklı stratejimizle birlikte tamamen yeni iş kurmak
kurmayı düşünen ve tamamen katma değerli ürünleri üretmek isteyen firmalara inanılmaz hem kredi anlamında, sıfır faizli krediler, hem de Ar-Ge anlamında, hem de vergi avantajı noktasında birçok destek veriliyor. Tamamen biz, çünkü bu İtalika, yani biz bugüne kadar Türkiye olarak şöyle bir 20 yıllık perspektife, 10 yıla, 15 yıla baktığımızda bazen biz de tekstil işiyle uğraşıyoruz. Bir dönem oldu. Ben Türkiye'de ürettiğimi, kumaş üretiyoruz mesela. Kumaş yurt dışından alıp gelip burada satmak benim ürettiğim maliyetten daha düşüktü. Doların o düşük olduğu seviyelerde. Dolayısıyla ben ne yaptım o dönemde? Yurt dışından kumaş ithal ettim. O kumaşı iç piyasaya satıyordum. Evet. Bu ne yapıyor bu sefer? Ben o zaman boşu boşuna tezgah çalıştırıyordum. Çünkü ben daha fazlaya mal ediyordum. Ve bu senin bizi neye sürükledi? Üretmemeye sürükledi. Çünkü hazır alıp satmak daha karlı. Tabii. Ondan daha fazla kazanıyordun. Ama bugünkü geldiğimiz süreçte, ben hatta o dönemde bunu da açıkçası eleştiriyordum. Yani bu doğru değil. Çünkü bu sefer yeni Türkiye'deki istihdamın artması lazım. Cari açık için. Cari açık o zaman da artıyordu ama cari açığın azalması lazım. Aynı zamanda sadece tüketen değil, üreten bir toplum olmak çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada bu 2018 yılında yaşadığımız o süreçten itibaren bakanlık olarak mesela 919 tane stratejik ürün belirlendi. Bu stratejik ürünlere, yani bunlar ne? O stratejik ürün dediğimiz 919 ürüne bizim yurt dışından ithal ettiğimiz cari açığa sebep olan ürünler. Bunları ülkemizde ürettiğiniz takdirde size proje bazlı teşvikler veriliyor. Bunların üretilmesi için bakanlık sonuna kadar... Ki bu konu çok önemli Sayın Vekilim. Burada araya girmek istiyorum. Dediğiniz gibi ihracat, Denizli bir ihracat kenti. İhracat rakamlarının ciddi artışları var ama diğer taraftan da ihracatınız da aslında ham madde olarak ithalata dayanıyor. Kesinlikle. Bu noktada kahveni. Dediğiniz gibi adımların atılması İşte bu önemli. O 919 tane ürün üretildiğinde bizim o cari açığı oluşturan ciddi anlamda ithal ettiğimiz, aramal dediğimiz onların üretilmesi noktasında ciddi teşvikler söz konusu. Bakanlık bu konuda hem Ticaret Bakanlığı hem de Sanayi Bakanlığı ciddi anlamda teşvikler veriyor. Dolayısıyla biz bu süreçte büyüyerek, ama vatandaşımıza da tabii ki bu fiyat artışları, enflasyon, yani bu dünyada şöyle de bir sebep oldu. Pandemi sürecinde Türkiye, aslında hep bunu geldiğimizde de konuşuyorduk, yani bu süreci krizi fırsata çevirebiliriz diye, Türkiye'nin pandemi süreçte bu Çin pazarının, yani pandeminin Çin'den çıkması, oraya olan navlun fiyatlarındaki artışlar, oraya olan güvenin sarsılmasıyla birlikte dünya tekrar hani o bizim Çin'le kaptırdığımız ucuz işte uygun fiyatlı işte tekstilde bile tekrar yüzünü Türkiye'ye döndü ve Türkiye'yi tercih etmeye başladı. Ki daha bunu konuşuyorduk diye. Dediğiniz gibi bu süreç Türkiye için jeopolitik avantaj olabilir mi diye. Evet. Ve biz bu süreçte dünya şartelleri indirdi. Biz bir şekilde, kontrollü bir şekilde indirmeyerekten üretmeye devam ettik. Ürettikçe bizden talep arttı. Şimdi biz %7 büyüdük biliyorsunuz ilk çeyrekte. Bu yılın ilk çeyreğinde de %7,5 oranında büyüdük. Bu %7,5 oranında büyümenin %3,5'u dış kaynaklı. Dışarıdan gelen ihracat kaynaklı. Geri kalanı işte %3,9'u tekabül ediyor zannedersem. %3,9'u da iç talepten kaynaklanan büyüme. Biz bu süreci dolayısıyla çok dengeli bir şekilde yürüttük. Dışarıdan da talep arttı. İçte de öyle talebimiz arttığı için. Biz bugün dünyada, yani Almanya'da raflarda işte unu, makarna türevlerini sadece sınırlı sayıda alabiliyorsunuz. Ve bununla ilgili kısıtlama getirildi. Pandemide Amerika'da, hep anlatıyorum, benim eşimin kardeşi Amerika'da yaşadı. Pandemide Amerika'da tavuk, süt ürünlerini
sınırlı alabildiler. O da çocuklar olduğu için, o zaman 2 yaşındaydı çocukları, 2 yaşında oldukları için. Biz olur. Allah muhafaza böyle bir şey, biz Türkiye'de yaşasaydık herhalde böyle bizi topun ucuna koyarlardı. Biz bu süreçte Türkiye'de insanların almaları ile ilgili bir kısıtlama söz konusu değil. Şu an herkes her istediği şeye ulaşabiliyor. Evet. Fiyatlar arttı ama fiyatlar noktasında da alım gücüyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bakın AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret 103 dolardı. Bugünkü getirdiğimiz revizyonla birlikte asgari ücret 327 dolar. Ha eğer dolar bazında da bakıyorsak dolarda. Ha biz bu 400'lü rakamları 400 dolar seviyelerini gördük. Amacımız bizim şu an için iktidar olarak AK Parti olarak bizim 20 yıllık süreçte getirdiğimiz o yine 400 dolar seviyelerinin üzerine çıkarmak. Vatandaşımızın en büyük, Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bugün işte bu almış olduğu ücretle 10 tane kalem alıyorsa yarın da 10 tane kalem almasını arzu ediyoruz. 9 tane kalem almasını arzu etmiyoruz. Politikalarımız da bu yönde. Bunu da inşallah bu yeni Türkiye ekonomik modeliyle birlikte büyüyerek ve dünyanın içinde bulunduğu bu konjonktürde akıllı davranarak bu süreci en ağır ve hassas, zararsız bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Resesyona gelince, evet, dünyada bir resesyonun söz konusu. Yani bu hep böyle vardır. Mutlaka her çıkışın bir inişi, bir duraklaması vardır. Resesyonun olabileceğini biz de öngörüyoruz ama biz bu süreçte Türkiye kendi o hani pazarlarını, ürettiği ürünler, işte katma değerli ürünlerle değişimin sürecini tamamlarsak yine biz bu süreçten çok fazla etkilenmeden çıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü teşvik desteklerin amacıyla Merkez Bankası çok ciddi şekilde para bastı. Evet, evet. Enflasyonun da geçici olacağı söyleniyordu ama herkes şu anda kabul etti ki yani kalıcı şöyle, bir enflasyon var. Enflasyon tabii bu kadar dünya para bastığı için tüm dünyada var biliyorsunuz. Yani Amerika'da %8.6 oldu ki %1'lerde falan geziyordu. %2'ye getirmeye çalışıyorlar. Aynen öyle. Onlar da çünkü dediğim gibi dünya üretmediği için birçok bu süreçte para basaraktan enflasyonu da tetikledi. Ama biz bu enflasyonun en büyük sebeplerinden biri de fiyat artışının sebeplerinden biri de talebin artmasıdır. Yani hep söylerim, siz bu kalemi altın kaplamalı yapın, en güzel, en iyi kalemi olsun. Bunun alıcısı yoksa bu kalem benim için bir değeri yok. Piyasa için bir değeri yok. Ama bu kalem işte ne plastik bir kalem yazıyor ve bunun alıcısı varsa, bunun üretimi çok fazla değilse, bunun talebi üretimden fazlaysa bunun fiyatı artar. Dolayısıyla aslında bu anlamda stokçular da biliyorsunuz bunu, bu enflasyon sistemde bunu yapmaya çalıştılar. Ellerindeki malı tutarak ama... Doğru dediğiniz gibi işte denetimler yapıldı orada. Evet, her ne kadar denetimler de yapıldıysa da böyle fırsatçılar da illaki oldu. Marketler arası fiyat farklılıkları da oluştu ki bununla ilgili de yasal düzenleme getirdik en son mecliste. Çok ciddi de cezai işlemler söz konusu. Ama talep olmazsa yeri gelecek, yarın bir gün ellerinde patlayacak. O yüzden bence çok bu resesyonla birlikte beklenen çok fazla stokçuluk yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Ve bunu zaten piyasayı da rahatlatacağını düşünüyorum. İnşallah bu süreç, yani şu içinden geçtiğimiz süreç, biz her anlamda sabit gelirli, yani bu süreçten en fazla sabit gelirli olan vatandaşımız etkilendi. Etkilendi tabii ki. Kesinlikle. Yani genel olarak baktığımızda ihracat rakamlarına baktığımızda yıl sonu ihracat rakamlarımız 245 milyar dolar bekliyoruz. Ciddi bir artış, yani bir rekor. Bununla birlikte sanayicimiz bir şekilde her ne kadar aldığımız malı yerine koyamıyoruz deseler de bir üretim var, bir kazanç söz konusu. Buradaki sabit gelirlerle ilgili de elimizden geleni yapıyoruz. Zaten ki en son biliyorsunuz hem askeri ücret hem de memur maaşına, emekli maaşlarına yapılan zamlar bunların göstergesidir. Bundan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi gerekirse her türlü revizyon yapılır. Biz artık dışa bağımlı değil, tamamen kendi kendine yıllarca denenmiş bu. Dışa bağımlı ama bir yol kat edememiş, kendi kendine yeten, üretim üreten, çarkları dönen bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Dediğiniz gibi tarımdan sanayiye çok önemli. Hakeza küresel iklim değişikliğinin etkilerini de hissediyoruz.
Özellikle işlenmemiş gıdadaki tarım ürünlerinin fiyat artışlarında bu da etken tabii ki. Enerji maliyetleri, döviz kurlarındaki artış ama siz de bahsettiğiniz emekli aylıklarında, asgari ücrette iyileşme yapıldı. Ama diğer taraftan da bakıyorsunuz maliyetler arttığı için mutlaka zam olarak da yansıyor. Sayın Erdoğan da bu konuda Şubat, Mart ayları gibi dediğiniz gibi bir düşüş beklediğini ifade etti. Yoksa dediğiniz gibi hükümet ne olacak bu noktada dengeyi korumak için zamlara artışlara devam edecek bir anlamda. Dediğiniz gibi rakam büyüyecek ama paranın alım gücü düşecek. Yani önemli olan paranın alım gücünü yükseltmek. Kesinlikle öyle, alım gücü önemli olan. Tabii ki şu dediğim gibi talep noktasında zamanla şimdi böyle piyasadan çekerek fiyatları yüksek tutuyorlar ama bu bir şekilde patlayacak. Yarın bir gün insanların işte o şeyle birlikte bir de şöyle de bir şey oldu. Pandemide biliyorsunuz biz o 2 yıllık süreçte herkes evdeydi ve çok tuttu. Yani çok fazla böyle bir... Belki gıda ürünlerine vesaire onlarda bir talep hani tüketimle oldu ama genel olarak baktığımızda çok fazla tüketim yoktu. Pandemiden çıkmış olmanın vermiş olduğu bir süreçle birlikte insanlar birden tüketmeye başladılar. Bunu aldılar dediğiniz gibi çok ciddi bir şey geçirdik. Ciddi milyonlarca insan hayatını kaybetti. Onda da bir talep artışı da söz konusu oldu. Yani çıktığınızda bireysel olarak bile ya gideyim dışarıya çıkayım. Gideyim bir tane toka alayım dediğimizi biliyoruz ya. Hani çıkayım mağazaya girebileyim oradan bir tane toka alayım. Fark etmez. Belki kıyafet almayayım ama toka alayım dediğimiz süreçler oldu. Onun da etkisiyle birlikte. Yani tabii çelik tedarik zinciri kırıldı. Çip krizinden bahsediyoruz hala. Tabii. Otomotiv biliyorsun, piyasası. Otomotiv sektörü elektronik. Kesinlikle. Bakın bir aynen sizin dediğiniz gibi bir çip krizi nelere sebebiyet verdi. Yani ve hala çözülebilmiş değil. İkinci el. İnanın ikinci el fiyatları, sıfır araba fiyatları şu an ilerlemiş. Ama bu illaki bu böyle sonsuz devam etmeyecek ki. Çarklar dönecek. Çarklar dönmeye başladı. Üretim olunca, bollaşınca ürün tabii ki piyasada yine bir sarsıntı olabilir. O yüzden burada hem alıcının hem satıcının bunu gözlemleyerek ona göre plan yapıp ona göre yol haritası belirlemesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Peki şeyi de soracağım Sayın Vekilim. Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlığı özellikle kurdaki düşüşü sağlamak adına kur korumalı ve dönüşümlü. Kur korumalı mevduat. Mevduat hesabı. Ve devamında da ne geldi? Gelir endeksi iç borçlanma senedi. Evet. Kur korumalı mevduat bence çok doğru bir karardı. O tarihte gittiğimizde biliyorsunuz doların 18 liraya yükseldiği dönemdeki yaşadığımız şokla doların bugünkü 18 liraya çıkmış olduğu şok aynı değil. Yani bunu yumuşattı. Biz orada çok doğru bir karar verdik ve kur korumalı mevduatı piyasaya sunaraktan doların birden o şok yükselişinin önüne geçtik. Bununla ilgili de mesela çok ciddi böyle söylentiler var. İşte bunun bütçe yükü vesaire bilmem ne falan. Hakeza dediğiniz gibi gizli bir faiz. Evet faiz vesaire. Faiz artırılmıyor ama bu şekilde faiz. Ama şuradan ben matematiksel olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer biz o gün kur korumalı mevduatı piyasaya sürmeseydik, dolar 18, dolar belki bugün 30 liraydı. Atıyorum. 30 liraydı. Şimdi devlete getirdi yükü diyorsunuz siz. Devlete burada getirdi. Kur korunmalı mevduatın bu yıl sonuna kadar devlete getireceği totalde 2 yıllık süreci 40 milyar TL. Sanırım yıl sonuna kadar mı devam edecek ikilim? Evet, yıl sonuna kadar. Zaten geçici maddeydi. Yıl sonuna kadar. Aha, sonrasında bakılır. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar kanun mecliste yetki. Kanun yapması lazım çünkü. Ama yıl sonuna kadar. Bu yıl sonuna kadarki maliyeti bize 40 milyar TL bu ülke. Hani diyorlar ya 500 milyar vesaire falan hiç değil 40 milyar. Onlar da asparagaz. Ama bu ülkenin 450 milyar dolar borcu var, dış borcu var totalde. Doların 1 lira artması, 19 liradan 20 liraya olması 450 milyar maliyeti bakın. Çok basit bir hesap. Hani böyle diyorlar ya işte 40 milyar oldu efendim bilmem kaç milyar oldu vesaire. Ama bugünkü geldiğimiz noktada biz onu yapmasaydık. Şimdi düşünün o zaman için doların 30 TL olduğunu düşünün. Çarpın 450 milyarla bütçeye, genel bütçeye olacak olan zararını düşünün. Mesela faiz ödemeleri yine
çok da önemlidir. AK Parti iktidara geldiğinde gelirlerin %86'sı faize gidiyordu. Bugün %13'ü. Bu ülkenin %86, kazancının %86'sı faize gidiyordu. %13'ü de kime dağıtılacak? Bak şimdi ne dedik? 1 trilyon 85 milyarlık bir bütçemiz var. Evet. Bunu vatandaşımıza dağıtıyoruz dedik. Kur korumalı mevduat böyle. Yine gelir endeksli iç borçlanma senedi. Onlar da ihraç. Bu zaten bir finansal bir araçtır. Bunu ülkeler yapıyor. Türkiye'de bunu zaman zaman kullanmıştı. Tekrar bu böyle gündeme gelen. Birçok ülkenin de kullandığı bir finansal araç. Yatırım aracı yani kullanıcılar için de. Ben bunun da çok doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani bu süreç biraz evet birden çok şoklayıcı, birden artışlar alışık değiliz. Yani AK Parti olarak biz tabii 20 yıldır iktidarda enflasyondan biliyorsunuz. Yani fiyat artışlarını görüyorduk ama dediğiniz gibi tabii, bu boyutta. Değil ama zaten çok da fazla bir şey yoktu. Fiyat artışı yoktu. Yani biz enflasyondan bu ülkeyi tamamen arındırmıştık. Ama bugünkü gelinen konjektürel sebeplerden özellikle uluslararası dünyanın geldiği noktada yine biz bunu AK Parti yaptı, yine biz başarırız. Yani göreceksiniz bu önümüzdeki yıl bir 6. ayda çok daha farklı şeylerden bahsediyor olacak. Öbür yılın sonunda çok daha farklı şeylerden bahsediyor olacağız. Zaten eğer ki pandemi olmasaydı çok büyük bir şanssızlık. Ben 2022 yılının, bu yılın Türkiye ekonomisinin şahlanma yılı olarak görüyordum. Herkese dediğiniz gibi turizmde falan çok beklentiler çok yüksekti. Tabii biz evet. 2 yıl turizmde var ya çok ciddi darbeler aldık ki şu anki turizm rakamları da iyi. 35 milyar dolar seviyelerinde. Yani bizim hedefimiz 50 milyar dolarlık turizm geliriydi. Tabii bu pandemi bayağı bunları 25'lere falan çekti. Böyle bir süreçler yaşadık. Ama inşallah bu yıl fena değil doluk olanları. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Evet. Sayın Vekim süremizin sonuna doğru geliyoruz. Önümüzde bayram. Peki bu arada eklemek istedikleriniz de vardır. Onları da alıp sonra izleyicilerimize veda edelim. Evet, ben tabii program için çok teşekkür ediyorum. Aslında konuşacak çok fazla konu var ama dediğiniz gibi. Çok fazla konu var. Kaynaklar kıt olduğu gibi süremiz de sınırlı. Evet. Artık 1 Ekim'e kadar buradayız. İnşallah daha sık beraber tabii bir araya geliriz. Ben önümüz bayram. Bayramda herkesin, ben Denizli hemşehrilerimizin ve herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah sağlıkla, saatle güzel bir bayram geçirirler. Ki biliyorsunuz 2 yıl pandeminin gölgesinde geçti. Belki de pandeminin gölgesinde geçmeyen ilk Kurban Bayramımız. Tabii bayram olunca insanın aklına tatiller de geliyor. Evet, değil mi? Evet. Bu süreçte yola çıkacak olan vatandaşlarımıza da dikkatli olmalarını ben söylüyorum. Hani bizim bir laf vardır ya, geç olsun güç olmasın. Aynen öyle, geç olsun. İnanın 10 dakika, 15 dakika fark eder. Belki yarım saat fark eder ama kaza olunca, ciddi anlamda can kayıpları olunca insan çok daha fazla üzülüyor. Umarım herkes için güzel bir Kurban Bayramı ve güzel bir kurban tatili olur diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ki dediğiniz gibi hakeza yola çıkacak vatandaşlarımız var. Ki bayramlaşma Türk toplumunda çok özeldir. Aileleri, akrabaları ziyaret etmek, büyükleri. Brent petrolde de düşüş var. Bugün motorine indirim gelecek. Vatandaşlarımız beklentisi benzinde de bir indirim olması tabii ki gerçekten maliyetler açısından çok önemli. Bir kez daha teşekkürler yayınımıza katıldınız. Görüştüğünüz bizimle ve izleyicimize paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, DRT ekranlarında haberin merkezine konuğumuz AK Parti Denizli Milletvekili Sayın Nilgün Ök'te güzel bir söyleşi gerçekleştirdik ve programımızın da sonuna gelmiş olduk. Şimdi hoşça kalın.